Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda sizler için mekaları göstereceğim bir maç düzenleyeceğim. Yani abi efsane ilerliyor. Gerçekten çok efsane ilerliyorlar. Yani ben e, bu kadar etkili olabileceğini açıkçası düşünmüyordum. Ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Gerçekten hani Pekka ile eşdeğer zaten biliyorsunuz onun böyle robotik hali gibi bir şey ama ya öyle bir ilerliyor ki yıkıp geçiyor resmen. Çünkü duvarları çok hızlı bir şekilde kırıyor. Hızlı hareket ediyor karada. Zaten bu efsane bir şey. Mesela şuraya gireceğiz arkadaşlar. Buraya nereden girebiliriz? Buradan gireriz arkadaşlar ama buradan sol tarafa girer mi? Öncelikli olarak şöyle bir şey yapalım. Şunu bir verelim. Şurayı bir açsın. Ondan sonra şunu bir patlatalım. O orayı bir götürsün. Ölecekler zaten hiç sıkıntı yok. Aynen öyle. Şimdi şuradan Gelelim balon değil de biz şunu bir salalım arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra arkasına barbar kralı verelim. Onun da arkasına okçu. Ondan sonra şunları bir Allah ne verdiyse direkt saldıralım arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası şu. Direkt şuradan korumayı aktif ediyoruz ve şunu bir donduralım arkadaşlar. Şuraya bir tane öfke büyüsünü atacağız. Ama önce şunu bir alsınlar. Aldılar. Çok güzel. Şimdi şuraya bir tane öfke. Ondan sonra şuna bir tane dondurma büyüsü atıyoruz. Bunlar içeriye doğru ilerledi arkadaşlar. Şuraya da bir tane atıyoruz ki hızlansınlar. Patır patır kaçsınlar. Şunu bir donduralım. Barbar kralımızı çalıştıralım. Barbar orayı bir alsın arkadaşlar. Zaten Tomruk içeriye kadar ilerledi. Yani tomruk diyorum yıka saça geçti. Barbar kral soldan ilerliyor. Okçu kraliçemizin bir özelliğini çalıştırıyoruz. Şunu bir öldürsün tamam mı? Şuraya bir tane öfkemizi daha atalım. Öfke bizim için önemli arkadaşlar. Buraları bir temizlesinler. Okçu kraliçemiz de aşağıdan devam ediyor yoluna. Hiç problem yok. Şimdi şurayı bir donduralım. Ondan sonra ortaya da bir tane öfke büyüsü atalım. Patır kütür burayı bir temizlesinler arkadaşlar. X yayını da aldılar. Çok güzel. Şimdi şunları verelim arkadaşlar. Şuradan. Şöyle karman çorman bırakalım. 17 tane bırakalım ama. Niye? Hatta şöyle atalım. Bunları bir oyalasın orada. Bence. Şöyle dağınık atalım. Bak hemen bıraktı savunmaya geçti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç önemli değil. Zaten biz bunları her türlü alacağız. Hiç problem yok. İki tane kaldı. Burada bizim barbar kralımız ve okçu kraliçemiz var. Burada da ayrıca diğer goblinler var. Hala tekli de devam ediyor. Onları tek tek patlatmaya çalışıyor. Burada şunları aynen yerden gelen korumaları da aldılar. Burada goblinlerimiz direkt çok güzel cehennem kulesinde aldılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efsane. Yani köy geniş bütün hani içerideki savunmalar yüksek ama hani hakikaten patır kütür hareket ediyorlar arkadaşlar. Yani bu mekalar gerçekten çok güzel iş yapıyor. Kaldı ki tamam ilk başta biz hani büyük koruyucuyu kaybettik. Hiç önemli değil. Büyük koruyucu zaten amacı şu. Biz önden ilerlettik. Hani birazcık bütün savunmaları üstüne çeksin diye. Daha sonrasında mekaları yola saldık arkadaşlar. Ve artık etkisinden yani çemberinden çıkmak üzereyken hemen bütün özelliğini kullanıp hepsinin 7-8 saniye boyunca savunmada kalmalarını sağladık. O anda da öfke büyüğümüzü verdik ve hızlı bir şekilde ilerleyip ortalığı yok etmelerini izledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane güzel ilerliyor. Şu anda ordumuz ne alemde? 21'e birlik eğit. 250, 240, 540. Yani burada ordumuza bizim birlik eğitmek için şundan bir tane daha bir tane daha verdiğimiz zaman aynen iki tane daha eklediğimiz zaman ordumuz da hazır olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız zaten şuradan bilgiye gelelim. Burada bu var orada bu var. Şimdi buraya bir tane bizim istek atmamız lazım arkadaşlar. Şimdi burayı bir dolduralım biz. Burayı dolduralım ki biz klan savaşımızı için burada beklemeye alalım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar hani benim burada size izletmek istediğim mekaların ne şekilde canavar gibi ilerlediğini göstermekte. Bu arada ordu kamplarım yükseliyor. Onun dışında da gördüğünüz gibi zaten her şeyi tekrardan 12'ye geçtiğimiz için yükseltmeye devam ediyoruz falan filan filan falan arkadaşlar. Yani şu anda mekalar gerçekten ya muazzam. Bu mekaları kesinlikle kullanın. Hatta eğer ki açtıysanız ve aldıysanız bana sorarsanız en azından bu seviyelerde yani şu anda ben belediye binası 12 önemli değil. Yani elinizden geldiğince mekalarla direkt ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size gerçekten çok güzel bir sonuç elde ettirecek siz de gördünüz. Tabi burada gördüğünüz gibi hani kahramanlarımızın da büyüsünü kullanarak şu anda onları da full olarak savaşlara katıldığımızdan dolayı bu da bize tabii ki bir etki sağlamıyor değil. Ama dediğim gibi her ne olursa olsun bir şekilde mekalar gerçekten işini yerine getiriyor arkadaşlar. Evet bu videoda böyle oldu. Yani kısa bir videoydu aslında. Sadece mekaların ne kadar güzel ilerlediğini size gösterebilmek adına bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen atmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olursanız Bundan sonraki videoları da takip etmiş olursunuz. Çok keyifli videolar daha gelecek karşınıza ve bildirimleri açarak da bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.